Darbe girişimini kendisi için fırsata çevirip kendine muhalif olanları çıkardığı KK'ler ile hukuksuz bir şekilde ihraç eden iktidar, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan sendikal hakları ihraçların gerekçesi olarak göstererek insan hakları ve evrensel hukuk kurallarını hiçe sayan uygulamalara imza atmıştır. Ülkedeki antidemokratik uygulamalar ve hukuksuzluk bugünkü yaşanan ekonomik krizin en büyük sebebidir. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş ve krizin derinleşmesine, halkın fakirleşmesine sebep olmuştur. Tek adam rejimi halkı açlığa, yoksulluğa ve hukuksuzluğa mahkum ederken, tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarından biri olan OHAL Komisyonu keyfi kararlar vermiş ve hukuki cinayetler işlemiştir. Bununla da yetinmeyen iktidar, antidemokratik yaklaşımın devamı olarak işinden ettiği birçok emekçiye ve ailelerine bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi davranarak birçok sosyal haktan da mahrum bırakmış, birçoğunu da cezaevlerine atarak özgürlüklerini bile ellerinden almıştır. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Keskin kadın emeği mücadelesindeki sözüne tahammül göstermeyen siyasal iktidar, OHAL fırsatçılığı kapsamında keskli kadınlara daha çok saldırmıştır. Cinsiyet eşitsizliğiyle kurgulanmış toplumsal düzende var olmaya çalışan kadınların uğradığı eşitsizlik ve ayrımcılık OHAL sürecinde derinleşerek artmış, kadın arkadaşlarımız özgürleştirici etkisi bulunan çalışma alanlarından uzaklaştırılmıştır. Azadi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Keskli ihraçlar onurumuzdur. Keskli ihraçlar onurumuzdur. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Bu hukuksuzluk tarih boyunca bu hukuksuzluğu yaratanların ve çocuklarının torunlarının vebali unutulmayacak, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır. Bu da böyle bilinsin. Yine aynı şekilde KK'lerle hukuksuz bir şekilde ihraç edildiği gibi, Ferda arkadaşımız gibi onlarca arkadaşımız yakalandıkları hastalıklarla, iş kazalarında veya artık ülkede karanlık tablodan umudunu kesip Avrupa'ya geçmeye çalışırken Meriç sularında boğulan yüzlerce emekçi oldu. Bu haksızlıklar, hukuksuzluklar tarihe kara leke olarak geçmiştir. O dönem boyunca insanlar cezaevlerine atıldılar. İşkenceye maruz kaldılar. Yani işkence yeniden ne yazık ki hayata geçirilmeye başlandı ki bugün de hala çıplak arama gibi, gözaltında işkence gibi pek çok insan hakları ihlali, insanlık onuruna karşı işlenmiş suçlar niteliğinde ne yazık ki gerçekleştiriliyor. Bütün bunlara baktığımız zaman, son 7,5 yıla baktığımız zaman bilinçli olarak, sistematik olarak inşa edilen bir faşizm, faşist yöntemlerin tamamı yeniden ülkede hayata geçirildi ve toplum buna maruz bırakıldı. Dolayısıyla diyoruz ki bu ülkenin demokrasiye, bu ülkenin insan haklarına ve hukuk ilkelerine dönmesi gerekiyor. Bunun için de tecrit sisteminin kaldırılması gerekiyor. Ve bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz ve diyoruz ki bütün KHK'ler bütün doğurdukları sonuçlarla beraber iptal edilmek zorunda.